Lefke Avrupa Üniversitesi Bahar'ı birbirinden ünlü konuklarla karşılıyor. İşte konuklarımız. Kahkaha Tufanı için hazır mısınız? Sabah Tümer. Son zamanların başarılı ve beğenilen oyuncusu Mehmet Günsür. Spor yorumculuğuna yeni bir renk getiren deneyimli spor adamları Abdülkerim Durmaz ve Sinan Engin. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönülleri fetheden Ezgi Mola. Bir başka genç ve güzel yetenek Birce Akalay. Bitmedi. 7'den 77'ye herkesin sevgilisi Kenan Doğulu. Lefke Avrupa Üniversitesi. Huzurlarınızda başarılı, yakışıklı Mehmet Günsür. Hoş bulduk. Umarım her şey yolundadır. Yılın sonuna yaklaştık. Değil mi? Eğitim dönemi yavaş yavaş bitiyor. Her şey yolunda mı? Güzel. Ne mutlu burada olmak. Ne yapacağız şimdi? Ben konuşacağım. Siz dinleyecek misiniz? Ne konuşsam beğenirsiniz? Efendim? Evet, ne bilmek istiyorsunuz bakalım? Ne anlatayım size? Martıların Efendisi'ni seyrettiniz mi? Digitürk'te var galiba şu sıralarda. Seyredebilme imkanınız var. Sinemalardan biraz hızlı geçti ama televizyonda seyredebileceksiniz. Evet, en son proje oydu. Benim için de çok özel bir projeydi. Seyredince aslında anlayacaksınız ama benim için bayağı değişik bir projeydi. Enteresan bir dünyanın içine girdim. Daha fazla spoiler vermeden nasıl anlatabilirim bilemiyorum ama deli bir adamın hikayesi. Deli bir adam, aslında hepimiz tabii biraz deliyiz aslında, değil mi? Bu dünyada hayatımızı devam ettirebilmek için minik bir delilik gerekiyor sanki. Kendi dünyasını yaratmış. Hayali dünyasını yaratmış ve bu dünyanın içinde yaşayan ve bu dünyayı bizden çok daha farklı şekilde okuyan bir adamın hikayesiydi Martıların Efendisi. Bilmiyorum seyredenler ne düşündü ama benim için çok özel bir projeydi, o yüzden seyretmenizi isterim. Evet. Eğer sorularınız varsa zevkle yanıtlamak isterim. Önce bir tane
Arkadaşlar soru sormaya başlayabiliyorsunuz ama yüksek sesle sorun çünkü mikrofonu veremiyorum. O yüzden ses ayağa kalkıp böyle yüksek sesle söylerseniz sevinirim. Efendim? Medyaya girişim. Hangi anlamda? Ha, anladım. Bu sektöre giriş yani anladım. Medya deyince çünkü. Nasıl oldu? 7 yaşındaydım. Halam bir gün elimden tuttu ve bir arkadaşına götürdü. Ve o arkadaşı da bir reklamcıydı. Ve ilk defa bir reklamda oynadım 7 yaşında. Bir sana reklamı. Hatırlıyor musunuz sanayı? Hala var değil mi sana? Tamam. Sana margarin reklamıydı. 7 yaşında ilk defa o zaman kamera gördüm. Ama bayağı hoşuma gitti. Aslında çok komik bir hikaye var. Öyle sana reklamında başrol falan oynamıyordum. Başka bir çocuk başrol oynuyordu ve o çocuk okulda bir sahnesinde, okulda bahçede oynayan çocuklardan biriydim ben. Hatta o dönemlerde daha 80'lerin başlarında böyle çember çevirmek denilen bir oyun vardı. Böyle elinde bir değnek ve bir çemberle o çemberi böyle döndüre döndüre koştururdun. Okulun bahçesinde onu yapan 3 tane çocuk vardı. Onlardan birisi de bendim ve böyle kameranın önünden çok hızlı bir şekilde geçiyorduk. O kadardı ilk rolüm. Hatta bütün şeyi hatırlıyorum. Bütün ailece televizyonun karşısına geçmiştik. İlk defa reklam yayınlanacak diye. O zamanlar o saatler falan belliydi. Reklamın yayınlanacağı saat, reklam kuşağı. Bütün aile geçti karşısına. Bizimkiler de bekliyorlar hani neredeyim ben diye. Böyle kameranın önünden bir karaltı geçti. Dedim bu bendim işte. Bozuntuya vermediler tabii ama. Beklentileri daha fazlaydı yanılmıyorsam. Ama enteresan ondan 2 sene sonra yine bu aynı halamın arkadaşı artık bu reklamda yani öylece tanışmış olduk o vasıtayla. Ve bu sefer bir deneme çekimi yapmak için beni çağırdı. Yine bir sana reklamı için. Bu sefer de sana çocuğu oldum. Hatta bir fotoğraf paylaşmıştım. O reklamdan bir fotoğraftı. Neyse. Yani 7 yaşında başladı ve böyle devam etti. Tabii hep bir oyun gibiydi benim için oyunculuk. Yani gibi gibi yapmak oyunu. O yüzden de zevkliydi. Zaten hani bunu ya seversin ya sevmezsin. Öyle sevmeyince de çocukken öyle yapılacak bir iş değil. Yani sevmeden, her meslek gibi sevmeden yapılacak bir meslek değil. Dışarıdan evet biliyorum çok gizemli ve şey görünüyor aslında yaptığımız meslek ama çok kolay bir meslek değil. Enteresan yani işte bunu hani böyle saatlerce uğraşıp böyle 10 saniyelik görüntü için bir gün uğraştığımızı hatırlıyorum mesela yani böyle bir sürü hikaye var. O yüzden sevmeden yapılacak bir şey değil. Ben de şanslıyım ki sevdiğim şeyi yapabiliyorum. Çok şanslıyım. Böyle başladı. Sonra araya tabii çeşitli aralar girdi. Çünkü dediğim gibi yani bir meslek değil zaten çok gençtim. Ama sonra 12 yaşındayken yine o reklam vasıtasıyla beni tanımış olan bir yapımcı vardı. Ve o yine beni bir deneme çekimine çağırdı. Bir dizi için. Ama 1986'dan bahsediyorum. Ben 11 yaşındaydım.
Diziler de böyle bugünkü gibi yayınlanmıyordu. Bir kere negatif çekiliyordu. Video diye bir şey yoktu. Bir de 9 bölümlük TRT'de yayınlanan bir diziydi, o kadar. Geçmiş Bahar Mimozaları diye bir dizi. Orada 11 yaşında başladım. Sonra çekimler süresince 12 yaşına da geldim. Enteresandı benim için çünkü ilk defa profesyonel anlamda devamlılığı olan ve aylarca süren bir karakter, bir işti benim için. Çok büyük tiyatrocularla çalışma fırsatı buldum 11 yaşındayken. Yani Müşfik Kenter'le mesela sabahlara kadar, şimdi oyunculukta en önemli şey beklemektir. Sabahlara kadar beklerken Müşfik Kenter'le aynı yatakta uyuduğumuzu falan hatırlıyorum. İkimiz de rol sıramızı beklerken o yaş itibariyle, ben de yaş itibariyle bir saatten sonra böyle dinleniyorduk yani. Sonra tabii bu saatler biraz uzayınca annem bir gün rest çekti gelip sete. Sonra kurallara bağlandı tabii çünkü yani okuyordum, ben de öğrenciydim. Böyle devam etti. Sonra araya tabii Blue Çağ'a girdi falan. Sivilceler, metamorfoz, biraz aralar verildi. Başka şeyler de yaptım. Ama oyunculuk hep bir şekilde devam etti. Fakat ilk defa 96 yılında Hamam filmini çektikten sonra İtalyanlarla dedim ben sadece bu işi yapacağım. Ve orada bir karar verdim aslında 96'da. 22 sene mi olmuş? Vay. İşte bir müzik grubum vardı, restoran işletiyordum falan, hepsini bıraktım ve sadece bu işi yapmaya başladım. 22 senedir de devam edebilecek kadar şanslıymışım demek ki. Evet. Başka sorular var mı? Ay be, üniversitede sanırım reklamcılık okudum. Evet. Neden reklamcılık ya da oyunculuk değil ya da müzik değil? Evet. İyi bir soru. Ya şimdi biliyorsunuz tabii hepimiz bu Türkiye'deki hani sınav durumu çok gençler için çok zor bir şey. Şu anlamda çok zor. Yani mesela Avrupa'da, daha doğrusu bu sınavın olmadığı yerlerde şöyle şeyler vardır. Almanya'da olsun, İtalya'da olsun. Çocuklar liseyi bitirdikten sonra bir sene hiçbir şey yapmazlar. Dünyayı dolaşırlar. Yani imkanları el verdiğince sağa sola giderler ve düşünürler. Ondan sonra okuyacakları bölümlere karar verirler. Çünkü o çok zaten kritik bir yaş. Yani 18 yaşı, o bir sene bile çok büyük bir fark yapabiliyor olgunlaşma ile ilgili. O yüzden aslında benim fikirlerim netti kafamda. Birazcık ben reklamcılığın kreatif tarafıyla ilgileniyordum. Yani fikir üretmek. O bana zevkli geliyordu. Fakat reklamcılık konusuna büyük bir pencereden bakacak kadar da olgun değildim aslında o yaşlarda. Şu anlamda diyorum bunu. Okulda geçirdiğim bir seneden sonra aslında istediğim şeyin bu olmadığını anladım. Ama bitirdim okulu. Bir yandan da İtalya'ya da gitmiştim zaten. Bu Hamam filmi dolayısıyla Hamam İtalya'da da çok büyük sükse yaptı. İtalya'daki bir tiyatro topluluğu beni bir oyunda oynamam için bana bir teklif gönderdi. Bir de ben İtalyan Lisesi mezunuyum. O yüzden İtalyanca da biliyordum diyelim.
Ve teksti okudum, çok beğendim. İtalyan lisesinde okuyan her çocuk gibi hayatımın bir dönemini İtalya'da geçirmek zaten istiyordum. Bu da çok büyük bir şans oldu tabii ki, yani istediğim şeyi yaparak oraya gidebilmek. Gittim İtalya, işte 4 sene bu turneyi yaptık ve orada kaldım. İtalya'ya gittiğimde hala öğrenciydim Marmara Üniversitesi'nde. İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık. Ama Allah'tan devamlılık zorunluluğu yoktu. Ve bu şekilde bitirebildim. Bir yandan İtalya'da tiyatro turnesi yaparken ve yaşarken sınavlara gelip okulu bitirebildim. Ama şu anki aklım olsa başka bir okul, evet, büyük ihtimalle seçerdim. Ama aslında hiç de belli olmuyor bazen. Yani okuldan mezun olduktan yıllar sonra da bazen öyle şeyler oluyor ki hani mutlaka oraya böyle bir geri dönüyorsunuz ve iyi ki diyorsunuz. Yani hayat sürprizlerle dolu. O yüzden hani ben orada olmam yanlıştı demiyorum asla. Sadece iyi ki devamlılık zorunluluğu yoktu mesela ki bir yandan başka bir hayatı da sürdürebildim. Ama çok değerli, harika hocalarım oldu. Rahmetli Ünsal Oskay mesela hayatımda unutamayacağım bir hocaydı. Sadece onun derslerini dinlemeye giderdik yani. Okul bana çok şey verdi. Oradaki arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Yani bunların dışında sadece hani belki reklamcılık seçmezdim. Eğer liseden sonra bir sene dinlenme ve düşünme fırsatım olsaydı. Ama asla pişman değilim tabii ki yani. Yani biraz genelde o hep olan bir şeydir. Yani sadece Türkiye'de de değil, yani yurt dışında da. Ama bizde evet, biz hani öyle başladı ve öyle gitti. Bu aslında biraz hani yapımcıların riske girmek istememesiyle ilgili. Yani nasıl olsa hani Mehmet bunu yapıyor ve hani o yüzden onu çağıralım gibi bir şey. Aslında bu bir yanda da bütün dünyada böyle. Yani insanlar sizi çağırırlarken o ana kadar hiç yapmadığınız bir şeyi hayal edemezler. Çünkü onu görmediler. O ana kadar yaptığınız şeyleri hayal ederek sizi çağırıyorlar. Ve %90 da o ana kadar yaptığınız şeylere benzer bir şey istiyorlar sizden. Bu riske girmemekle ilgili birazcık. Birazcık da oyunculuğun ne demek olduğunu aslında tam algılayamamakla da ilgili bir yandan da. Çünkü benim işim, benim için oyuncu istediği her kalıba girebilmelidir. Tabii değişik tipte oyunculuklar da var. Yani bazı oyuncular daha çok karakter oyuncusudur. Bazıları daha az karakter oyuncusudur. Ne bileyim mesela hani Tom Cruise'u genelde %80 hemen hemen aynı şekilde görürüz ama Meryl Streep'i her filminde bambaşka bir şekilde görürüz. Bizi hep şaşırtır Meryl Streep mesela. Ama Tom Cruise hani tabii ki başka oynadığı rollerde var ama hani o kadar şaşırtmaz. Ama bu birisi iyi öbürü kötüdür demek istemiyorum. Çünkü bir oyuncu eğer seyirci ona inanıyorsa iyidir. Bunun başka bir kriteri yok. Eğer ben sizi inandırabiliyorsam bu işi başarmışım demektir. O yüzden hani karakter oyuncusu iyidir, hep kendini oynayan oyuncu kötüdür diye bir şey yok. Ama ben kendimi değiştirmeyi seviyorum. O yüzden de ben de biraz sıkıntılıydım bu konuyla ilgili açıkçası. O yüzden mesela Martıların Efendisi çok özel bir film benim için. Çünkü orada hiç daha önce beni görmediğiniz bir şekilde göreceksiniz. Gerçi başka farklı şeyler de yaptım tabii ki ama bir de tabii Türkiye'de yapılan genelde
stillerle de ilgili. Yani çok fazla janrımız yok. Hani romantik komedimiz var, komedimiz var. Bir de festival filmlerimiz var galiba. Hani başka bir şey yok, ne bileyim. Hani gerilim diye çok fazla bir janr yok mesela. Ya da işte atıyorum korku, hani birazcık son dönemlerde daha fazla olmaya başladı ama hani hayat çok geniş, hayatta anlatılacak bir sürü şey var. Yani hani bir atıyorum işte tekerlekli iskemledeki bir adamla onun bakıcısının arkadaşlığını anlatan bir film hiç yapılmadı mesela Türkiye'de. Niye? Ya da yani bir evli çiftin, çocuklu bir evli çiftin sorunlarıyla ilgili bir film ya da yani bir banka soygunu ya da atıyorum yani birazcık hani o janr olarak, stil olarak biraz kısıtlıydı. Şimdi yeni yeni işte artık vampir dizisi de çekmeye başladık. Yavaş yavaş banka soygunları da inşallah olacaktır. Benim özel bilgi alanıma giriyor. Severim çünkü. Mutlu sonla biten soygun filmlerini. Öyle de bir kısıtlama vardı. Yani bize sunulan rollerin arasında çok büyük bir çeşitlilik olmadı da hani olmadı ki biz sadece bir tip rolü seçtik. Yani ve evet biraz beyaz gelincik öyleydi. Aşk tesadüfleri sever biraz öyleydi. Muhteşem Yüzyıl biraz daha farklıydı. Unutursam Fısıl da biraz daha farklıydı. Aslında yani teker teker düşünürsen hepsinin birbirinden farklı olduğunu görüyorsun. Ama evet böyle bir şey vardı, doğru. Pardon. Özür dilerim. Pardon. Ya bu çok aslında yani zor bir soru değil, kolay bir soru. Hepsi, cevabı hepsi. Çünkü her karakter için çok büyük bir vakit harcıyorsunuz. Hem ön hazırlık olarak, onun dünyasına girebilmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Yani bu kadar çok vakit harcayınca da bir karakterle ilgili artık o böyle sizin çocuğunuz gibi oluyor. Ve her karakter biraz öyle. Öyledir. Ama hani böyle içimi çok acıtan mesela evet Martıların Efendisi'ndeki Şenol karakteridir ya da o şimdi askerdeki Nihat karakteridir. Böyle çok hani hassas ve problemli karakterleri böyle daha bir el üstünde tutuyorum. Ama hepsi yani Mustafa'yla yani Şehzade Mustafa'yla mesela aramda çok acayip bir yani bağ kuruldu denmez belki ama yani benim için çok enteresan bir tecrübeydi. Çünkü mesela gerçekten yaşamış, 500 sene önce yaşamış bir adamın hayatını anlatıyoruz. Ve bu büyük bir sorumluluk bir kere her şeyden önce. Benimle onun arasında yani büyük bir sorumluluk Mustafa'nın. Ve yani onun 500 sene önce yemin ettiği yerde... Topkapı Sarayı'nın ikinci girişinin önünde, orada gerçekten onun yemin ettiği yerde yemin sahnesini çektik. Belki de onun durduğu yerde duruyordu. Ya o kadar enteresandı ki ve böyle oynadığımız her karakterle de ilgili böyle enteresan bir sürü şey oluyor tabii ki. Ama hepsi bir parça olarak böyle içimizde kalıyor. Hepsi çocuğumuz gibi oluyor. Öyle. Pardon, demin galiba... Evet, buyurun. Evet, bir kere ellerimi kullanabileceğim ve ellerimle bir şey üretebileceğim bir meslek olurdu büyük ihtimalle.
Hep eskiden beri marangozluğa karşı böyle çok büyük bir sempatim var. Çünkü çok somut olarak hani yaptığınız şey somut olarak ortaya çıkıyor. Yani sabah giriyorsunuz atölyeye ve ne bileyim işte 10 saat sonra 8 kişilik bir yemek masasıyla çıkıyorsunuz mesela. Yani genelde üretmek, yaratmakla ilgili bir şey olurdu ya da bu dünyaya yardım etmekle ilgili bir şey olabilirdi. Yani o zaten bir yandan hep hani bunlar olmuyor değil, zaten bunlar hep kafam oralara da çalışıyor çünkü illa tek bir meslek yapmak zorunda değiliz. Bu dünyayı temizlemekle ilgili, gençleri, gençlere dünyaya iyi davranmakla ilgili ilham vermekle ilgili, yenilenebilir enerjileri üretmekle ilgili, rüzgar gülleri olsun, yeni jenerasyon ya da işte güneş panelleri olsun gibi ya da okyanusları temizleyen mesela bir alet, Avustralya'da iki tane genç çocuğun yaptığı bir alet var. Avustralya'da şuraya olarak gösteriyorum nedense. Yani çok basit bir alet ama inanılmaz mesela denizleri temizliyor. Yani hani böyle şeyler yapmak lazım aslında. Artık bir yerden sonra bu dünyaya karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bu insanlığa ve özellikle bu gezegene karşı. O yüzden buna yönelik bir şeyler yapardım. Ha, hoş bulduk. Hoş bulduk. Yo yo, buyurun buyurun. Günümüzde sektörlerin bir girişimle ilişki gösterdik. Evet. Şaraplar, kanalların uyguladığı sunumluluklar, Adyar Bahçesi'nin alınan ortamlarda da sunumluluklar. Öncelikle bir oyuncu olarak size göre çalışma ortamlarında standart gösteriyor mu? Diğer sorunla internette yapılan dizilerde sans uygulaması göremiyoruz. Sizce bu tür sanat uygulamalarında sans uygulanmalı diziler? Yani şimdi tabii ki şimdi iki televizyonlarda yayınlanan ve dijital platformlarda yayınlanan diziler arasında bir kere şöyle en büyük fark süre. Bir tarafta 6 günde 2 saatlik bir bölüm çekmeye çalışırken diğer tarafta 1 saatlik bir bölüm çekmeye çalışıyorsunuz. Bir kere bu çok büyük bir fark. Ama bu demek değil ki yarısı kadar çalışıyorsunuz. Aksine daha iyi bir şey yapabilmek için bu işi daha aslında kitabına göre biraz daha yapıyorsunuz. Çünkü bu hani dünyanın her yerinde böyle yapılıyor. Yani çok fazla 2 saatlik bölüm uzunluğu olan dizilerin olduğu ülkeler bilmiyorum ben mesela. Ve bir oyuncu için aslında bu bütün sektörü ilgilendiriyor. Yani yazan senaristi de ilgilendiriyor, yapımcıyı da ilgilendiriyor, oyuncuyu da ilgilendiriyor. Bir kere şöyle, senariste ilk sıfırdan başlayalım. Senarist. Bir şeyi anlatmak için bir saati var. 60 sayfası var. Diğer senaristin bir şeyi anlatmak için 120 sayfası var. Şimdi hangisi daha çok düşünür sizce? Bir şeyleri ne kadar daha çok düşünürsek o kadar kademe kat ediyoruz. Daha iyi şeyler aklımıza geliyor ya da bazen o kısıtlamalar bizi yaratıcılığa itiyor. Ve anlatacağın şeyi bir saatte anlatman lazım. Bir oyuncu için de şöyle bir şey oluyor. Mesela 2 saatlik bir dizide diyelim bir oyuncunun yani bir karakterin o dizideki karakterin kıskançlığını anlatmak için mesela 5 tane sahne oluyor. Halbuki dijital platformlarda mesela 1 sahne oluyor. O yüzden seçimlerini, her şeyini iyi yapmak zorundasın. Senarist de o sahneyi yazmak zorunda. Sen de o sahneyi iyi oynamak zorundasın. Çünkü onu pekiştirecek başka bir sahne daha yok. Öyle bir vakit yok. Dolayısıyla yapılan her şey üzerine çok daha fazla düşünülmüş şekilde yapılıyor. Televizyonlarda ise birazcık o 2 saati doldurmak için açıkçası birazcık dolduralım o 2 saati gibi bir zihniyet var. Yani bakışlar, esler, yani
gerçek hayatta olmayacak kadar uzun sürüyor. Ve bu dolayısıyla işin kalitesine yansıyor. Yani evet evet işte 6 günde 2 saatlik dizi teslim etmek zorundaysan çek onu da çek bunu da çek. İşte 3 ekip ayrı, 3 görüntü yani 3 yönetmen başka türlü zaten olmuyor. Ve dolayısıyla da kaliteye yansıyor bu. Oyuncunun oynayışına yansıyor, yani montajına yansıyor, görüntü yönetmenliğine yansıyor. O yüzden dijital platformlara 1 saatlik işler için, yapılan işler için çalışmak daha bu işi daha kitabına uygun şekilde yapmaya daha yakın benim için. Sansür konusuna gelince, sanatın hiçbir çeşidinde sansür olmamalı. Yani eğer hayatta sigara içiliyorsa, bir filmde de, bir dizide de içilebilmeli. Ama ha, dersin ki gençlere kötü örnek olmayalım. Okey, yani bu yurt dışında da bütün sigaraların üzerinde hatta yani inanılmaz resimler var. Hani dikkat şunlar var, bunlar var, hani engeller var ama bir televizyon dizisinde sigara içen adamı işte çiçek yapmıyorlar mesela eline. Yani sanatın, sanata karşı yapılan her türlü sansüre karşı. Ama hani bir şey bir şeye uygundur değildir. Bu oturup konuşulur, tartışılır. Bir karar verilir. Belki işte sigara içilen dizileri bir saat, saat 10'dan sonra yayınlarlar. Bilmiyorum ama hani sansürün her türlüsü kötü. En tehlikelisi de aslında otosansür. Sansürün bize getirdiği şeylerden bir tanesi de otosansür. Artık insanlar sansürün içinde yaşaya yaşaya kendilerine de otosansür uygulamaya başlıyorlar. Yani illa sigara falan filan değil. Yani fikir, işte kıyafet, her şey. O yüzden hani sansüre tamamen karşı olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü her şeyin bir yolu yordamı var. Yani illa hani diyelim işte seksi bir sahne göstereceksek onun belli bir saati var. Yurt dışında da bu böyle yapılıyor. Ya da bunun gibi şeyler. Yani düşünsenize şimdi Netflix Türkiye'ye gelmiş. Hani bir sürü güzel dizisi var ya da işte belgeseli var. Düşünsenize yani ne içki içebilecek. Yani mesela 60'lı yıllarda bir reklam şirketini anlatan bir dizi var. Mad Men diye. Ve 60'lardaki o sigara furyasını da anlatıyor. Ama esas konu o değil. Ama herkes sigara içiyor. Herkes. Ve binaların içinde ve Amerika'da. Fakat o dönemi anlatıyor. O dönemin zihniyetini anlatıyor. O dönemde böyle bir şey vardı. Mesela o dönemde şöyle şeyler vardı. Pikniğe gidip piknik çöplerini atarak eve dönmek gibi bir şey vardı. Ya da okumuş, benim bile annem babam yani okumuş insanlar arabada sigara içerlerdi. Biz arabadayken. Yani bir bilinç zaten farklıydı. O dönemi anlatmak istiyorsan bunu nasıl anlatacaksın başka? Şimdi Mad Men'in sabah yani dizi başladığından sonuna kadar çiçek koyacaklar adamların ellerine. Onun yani nasıl seyredebilirsin zaten? Yani ben Netflix olsam hani eğer gerçekten hani bir sansür gelirse belki de kalmam ülkede. Çünkü hiçbir dizimi gösteremeyeceğim adam gibi mesela. Yani o yüzden sansüre karşı. Cevap verdim değil mi sorularınıza? Rica ederim. Hepimizin aslında en büyük görevi kendimizi geliştirmek. Daha iyi bir insan olmak.
için neler yapabiliriz? Aslında hepimizin tek düşüncesi bu olmalı. Zaten bu yeter, yani bu bir sürü şeyi kapsıyor çünkü. Bir sanatçının, evet, sanatçıların göz önünde olan insanların bir misyonu vardır. Kesinlikle, buna inanıyorum. Ve bu da aslında sanatçının yaptığı her şeyde görünebilir, görülebilir. Belki siz de hani beni o yüzden sizi biliyorum diyorsunuz. Ama bir yandan da sanatçının da yaşadığı yer ve o durumlar tabii ki önemli. Önemli olan kendimizi koruyabilmek. Yeterli mesajları verebilmek ve kendimizi, kendi enerjimizi ve etrafımızdaki enerjiyi ve herkesin enerjisini koruyabilmek. Çünkü karanlık karanlığı getiriyor, kötülük kötülüğü getiriyor, negatiflik negatifliği getiriyor. O yüzden evet çok zor ama kendimizi korumayı öğrenmeliyiz bir şekilde. Şimdi ben de bir babayım. O yüzden tabii baba oğul, yani ebeveyn çocuk ilişkisi çok acayip. Aklımda sadece hani bunu bir insan nasıl yapabilir düşüncesi vardı. Yani bunun bir baba bunu nasıl yapabilir? Ve eğer bunu yapıyorsa kafası kim bilir neler elde eder acaba? Yani o güç sarhoşluğu, kendi oğlunu bile görmezden gelebilecek kadar kuvvetli midir? Zordu. Yani benim için de zordu, Halit için de çok zordu. Hepimiz için çok zordu. Yani hepimizin böyle boğazı düğümlendi yani. Zaten bir de hikaye, yani dizimizin aslında anlattığımız hikaye oydu ve iki sene boyunca ben o sahneyi bekledim. Yani geleceğimiz yer çünkü önemli an oydu yani. Ve çok fazla şey okudum. Sadece Türklerin değil, yabancı yazarların yazdığı şeyleri de okudum. Zaten bununla ilgili fikir sahibi olmak istiyorsanız bir sürü şey okumak gerekiyor. Farklı bakış açıları. O yüzden tabii yani işte dediğim gibi hepsi çocuğum gibi olduğu için bir de karakterlerin zordu yani. Biz de etkileniyoruz tabii. Ama işimizin bir parçası da hani bu etkiyi eve götürmemek yani. Ama ister istemez iki sene boyunca bir şeye, yani onunla yatıp onunla kalktıktan sonra tabii bir şeyler oluyor yani içimizde. Zordu. Hepimiz için zordu. Siz galiba evet. Aslında biz başından beri sadece iki sezon çekeceğimizi biliyorduk. Azra da biliyordu bunu. Yani bu hani sonradan ortaya çıkmış bir şey değildi. Başından beri biz sadece iki sezon çekecektik. Kitaplardan biraz daha ayrıldı ama daha en başından itibaren kitaplardan ayrıldı zaten hikaye. Yani hani ikinci sezona ait bir şey değildi bu. O yüzden başından beri biz zaten iki sezon diye konuşmuştuk. Azra da bunu biliyordu. Hani o yüzden son anda alınmış bir karar olmadı bu. Başından beri böyleydi yani. Merhaba. Merhaba. Oh.
sağ ol. Yani müzisyenlik yaptım vakti zamanında. O yüzden müzikle hep bir haşır neşir olma durumum var. O yüzden müzik, içinde müzik olan karakterler de beni ekstra bir heyecanlandırıyor. Evet, Fide de öyleydi mesela. İşte Aşkı Serpil Sever'de de öyleydi. Umut Ursan Fısıldan'da da öyleydi. Evet. Evet, seviyorum müziği. Her anlamda seviyorum. O yüzden hani işimin içinde olması da ayrıca bir beni mutlu ediyor. Eskiden bir grubumuz vardı mesela, işte yazıp söylüyorduk. Ama sonra işte ben sadece oyuncu olmak isteyince ve tabii bir yandan da grubun diğer elemanları dünyanın farklı yerlerine gittiler. İşte okullar, şunlar, buralar, bunlar. O yüzden böyle bir dağıldık yani. Şimdi size müziksiz ne söyleyebilirim acaba? Son Yolcu'yu da bu arada yani sözlerini tam olarak bilmiyorum. Evet. Düşünüyorum. Efendim? İtalyan mı? Peki. Va pensiero sulla lidorate, va ti posa sui clivi, sui monti, oh mia patria, si bella e perduta, che bracciate. Bu Giuseppe Verdi'nin Nabucco operasından Va Pensiero isimli bir şarkı. Orta üçte müzik hocam, İtalyan Lisesi'ndeki müzik hocam bize koroda bunu söylemişti. İtalyan esirlerin, savaştaki esirlerin hapishanede söyledikleri bir şarkıdır bu. Va pensiero, yani düşüncem git. Hani ben gidemiyorum ama düşüncem git. Benim ülkeme git, benim tepelerimi dolaş, köylerimi dolaş. Gibi böyle bir parantezde açmış oluyor. Evet. Oldu mu? Arkadaşlar anlatırlar size. Zor da ama. Zordu. Yaprak dolması. Yemeği de seviyorum galiba, o da belli oldu herhalde. Boğa burcuyum. O yüzden boğazıma düşkünüm herhalde, belki de o yüzden. O yüzden evet, yani yaprak sarma beni benden oluyor maalesef. Ve aslında İtalya'ya ilk gittiğim zamanlarda çok sık gelemiyordum Türkiye'ye. Çünkü orada da çalışmaya başlamıştım. Hiç tahmin etmezdim. Mesela böyle bir iki sene gelmediğim bir süre oldu. İlk özlediğim şey Boğaz'dı. İstanbul Boğazı. Gerçekten. Yani
böyle deniz, yani o boğaz zaten hani deniz değil. Ne bir deniz, ne bir nehir tatmin etmiyor. İstanbul Boğazı, İstanbul Boğazı ve hiç tahmin etmiyordum havaalanından, hatta gelip daha eve gitmeden arabayı boğaza çekip böyle orada bir çay içmiştim yani boğazı seyrederek. Böyle. İtalyan Lisesi'nde okumam aslında yani bir sürü etkisi var sanırım. Çünkü ben ilkokul 5'ten sonra, biz ilkokul 5 sınıf zorunluydu, sonra imtihana giriyorduk işte yine. O kadar küçük yaşta bile hani İtalyanca, belki böyle bizim evde arada sırada babam böyle yabancı eski İtalyanca şarkılar çalardı mesela ben küçükken. Ya da belki bilmiyorum bir şekilde İtalyanca öğrenmek istedim ilkokul 5'ten sonra ve İtalyanca yazdım, yani İtalyan Lisesi'ni yazdım. Hatta tek tercih yaptım. Sonra annemle öğretmenim konuşmuşlar, demiş ki yani tek tercih yapılır mı? Hani çünkü bu bayağı uzun bir liste bir kere ve bir imtihana giriyorsun, puanına göre bir okula gireceksin, yani riske girmeye gerek yok. Öğretmenimin de zoruyla ve annemlerin de söylemesiyle bir de onun üzerine bir sonra Robert Koleji yazdım ondan sonra. Ama şanslıymışım demek ki, istediğim yere girdim, İtalyan Lisesi. Zaten ondan sonra da bütün bu İtalya durumu oradan sonra devam etti zaten. Siz göz... Ha pardon. Önce siz, sonra siz. Evet. Şey, insanların ha. Kalbine bu kadar çabuk dokunmayı nasıl başarıyorsunuz? Nasıl böyle ya teşekkür ederim. Yani ben aslında bu mesleği bu yüzden yapıyorum. İnsanların kalbine dokunabilmek için. Yoksa niye yapıyorum? Nasıl? Sanırım seyirci eğer bir film ya da bir dizi seyrederken eğer bir kere problemsiz insan yoktur. Hepimizin problemleri var. Seyirciler sanırım kırılgan ve hassas karakterlerle daha çok bütünleşebiliyorlar bir şekilde. Yani empati duygumuz haksızlığa uğramış ya da haksızlığa uğrayan ya da nasıl söyleyeyim, nazik ve kırılgan karakterlere daha çok çalışıyor sanki bir şekilde. Çünkü hepimiz bir şekilde yaralıyız. O yüzden yaralı karakterler empati duygumuzu daha çok arttırıyor. Bir yerden sonra alışıyorsun çünkü evet. Yani alışıyorsun çünkü bir de zaten hani mesela fiyi çekerken 4 gün buradaydım, 3 gün oradaydım. Yani her hafta 2 kere uçağa biniyordum. Ama buradan oraya giderken bir kere çocuklarımı koklamak üzere, onlara sarılmak üzere gidiyordum. Zaten o bir enerji veriyor. Ayrılmak tabii zor onlardan. Ama yani en azından şöyle diyelim, hani Amerika'da da çalışıyor olabilirdim. Yani 2 saatlik uçuş uzaklıktayım aslında.
Yani o yüzden hani bazen hani İstanbul'da bir mahalleden öbür mahalleye gitmek İtalya'ya uçmaktan daha uzun sürüyor. Gerçekten yani bir kere İstanbul'da her yere yani en yakın yer bile olsa bir saat önce çıkıyorsun mesela. Zaten uçak iki saat sürüyor. Yani köprüde trafikte kalmaktansa hani uçmak sanki daha katlanılabilir bir şey. Özellikle de aileye gidiyorsanız tabii ki yani. Zaman her şeyin ilacı. Her şeyin ilacı. Bazen yardımla çıkıyorsunuz. Arkadaşlarınızın ya da ailenizin ya da çevrenizin yardımıyla. Bazen de kimse yoksa, yardım edebilecek kimse yoksa zaman size yardım ediyor bir şekilde. Teşekkürler. Adım Tuğba bu arada. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey oldu mu? Oyuncu olmak isteyen arkadaşlara. Hani bunu yapmayın ya da ben bunu yaptım ama pişman oldum. Asla. Asla. Tavsiyelerim olabilir. Yani oyuncu olmak istiyorsan hani şunu yapmak gerekir. Dünyayı mümkün olduğunca değişik yerleri yani görmek. Çünkü bizim işimiz hayatı anlatmak, insanı anlatmak. Ne kadar çok insan, ne kadar çok hayat görürsek o kadar iyi. Yani filmlerde tabii her şey çok daha farklı yazılıp çiziliyor. Gerçek hayat biraz daha farklı oluyor. O yüzden hani öyle yani romantiğimdir belki ama hani o kadar değilimdir herhalde. Yani yazılan mizansenler ya da şeyler hep birazcık öyle yazılıyor. Ama yaptığım her şeyi teker teker bakacak olursanız belki de ortak noktalar bulabileceksiniz. Belki o da benim gerçekliğimi yansıtıyor olabilir. Bilmiyorum. bu çok tabii detaylı bir şey. Yani en sevdiğim aslında şeylerden bir tanesi ön hazırlık. Genelde hiç vakit olmaz ön hazırlığa. Bir kere bir insanı yaratmak. Biz çok komplike canlılarız. Çok komplikeyiz. Yani en atıyorum tırnak içinde yüzeysel insan bile en hiç hayatı inanılmaz sıkıcı olan monoton bir insan bile komplike bir yaratık. O yüzden ne olursa olsun herkesin bir derinliği var. Ne bileyim hani hiçbir iş yapmıyor gibi gözüken ve hani hep rutin şeyi yapan bir karakter bile aslında bir insan ve onun da bir derinliği var. O yüzden bir kere her karakter çok, yani her karaktere böyle yaklaşmak lazım. Ne kadar çok soru sorarsak o kadar çok cevap alıyoruz. Ama tabii doğru sorular sormak da önemli. Yani bir karakterin hiç filmde gözükmese de, önemi olmasa bile
nerede doğduğunu, kaç yaşında olduğunu, nasıl bir ailesi olduğunu bilmek lazım. O yüzden senaryolarda bile yok mesela bunlar, bu ön bilgiler. Ama bunları yaratmak zorundasın bir karakteri oluşturabilmek için. Kimse yoktan var olmuyor. Herkes bir aileye doğuyor. Herkes bir ailede büyüyor. Ve bu yaşadığı hayat onu şekillendiriyor. Hepimiz böyleyiz. O yüzden her karaktere bu şekilde başlamak lazım çalışmaya. Sonra dediğim gibi ne kadar çok soru soruyorsak yavaş yavaş cevaplar da gelmeye başlıyor. Ve size ipuçları olabilecek ya da o karakteri canlandırmak için ipucu olabilecek şeyler çıkıyor ortaya. Ne bileyim mesela işte yani Martıların Efendisi'ni seyrettiniz mi mesela Martıların Efendisi'ni? Yani mesela orada çok fiziksel bir durum var. Yani onlara tabii mesela fiziksel olarak da çok çalışmak gerekiyor. Çünkü kas hafızası diye bir şey var. Yani bir adamın yürüyüşünü, sizden eğer farklıysa yürüyüşü, hani o kadar çok çalışmanız lazım ki o üzerinize otursun. Çünkü onu düşünmemeniz lazım sahneyi çekerken. Çünkü sahne adamın yürüyüşüyle alakalı değil, sahne bambaşka bir şeyle alakalı. Ama o adam yürüyerek konuşuyor. Ama işte mesela bu detayları tutabilmek güç veriyor bir oyuncuya. Çünkü gerçekten o zaman karaktere girdiğini hissedebiliyorsun. Ne bileyim mesela doğduğu yer, zaman ve şey itibariyle böyle aklına o karakterin küçükken yaşayabileceği travmalar geliyor. Onun üzerine çalışıyorsun mesela. Ne olabilir bu travma ya da işte başka bir sürü şey. O yüzden dediğim gibi yani çok komplike yaratıklarız ve hiçbir karakter de yüzeysel değil. Hiçbir karakter basit değil. Aha, basit bir karakter o. Bir ev hanımı. Yok öyle bir şey. Hepimiz deriniz çünkü. Hepimizin bir dünyası var. O yüzden de o dünyanın içine mümkün olduğunca girmek lazım. İyi anlatabilmek için. Yeterli oldu mu cevap? Bu arada, pardon, Mehmet buradayım. Kusura bakma girdim. Son 3 soru arkadaşlar. Çünkü vakit kısıtlı. İyiniz tamam. Olsun. Tamam, peki. Daha iyi bir insan olmaya çalışmak. Efendim? Hiç fanatik değilim. Yani ama sempati duyduğum takım Fenerbahçe. Çok fazla fark var. bir erkek, her erkek eğer baba olacaksa kız babası mutlaka olmalı. Çok özel bir şey bir erkek için kız babası olmak. Gözünün önünde yani gözünü görüyorsun. Gözünü görüyorsun, nasıl geliştiğini görüyorsun ve çok değerli. Ve çok şey öğreniyorsun tabii ki. İstanbul Kırmızı'nı izledim ben de. Denize ne oldu yani? Denizin akıbetini tam olarak anlayamadım. Ama bunu aslında yönetmene sormak lazım. Yok yani aslında deniz yok yani gitmiş ölmüş.
Çocuklarım eğer onların mutlu olacağı ve yapmak istedikleri şey oyunculuksa tabii ki. Onların mutlu olacağı ve yapmak istedikleri şey neyse odur. Müzik konusuna gelince de zaten insanlar biliyorlar benim müzikle olan ilişkimi de. O yüzden zaten artık hani akıllarına bir şekilde geliyorum ben de. Ve hani bunu bir şekilde senaryoya da yansıtıyorlar. Ve hani böylece koymuş oluyoruz. Güzel bir. Sağ ol. Halbuki içimde ne fırtınalar kopuyor. Çünkü yani demin de dediğim gibi bir oyuncu kendini geliştirmek için bunun yani geliştirmesinin bir sürü yolu var. Bunun için de ne kadar çok insan, ne kadar çok hayat görürse o kadar iyi. Bu aynı zamanda eğitim için de geçerli. Ne kadar farklı metot çalışırsa oyunculukla ilgili, çünkü oyunculukla da ilgili bir sürü metotlar var, farklı eğitim şekilleri var. Ne kadar çok şey görürse o kadar onu besleyen bir şey, onu o kadar ileriye götüren kariyerinde bir şey. İnsanlar kendilerini geliştirmek için her türlü imkandan faydalanmalı diye düşünüyorum. Güzel mi? Bitti. Bitti. Büyük yerde. Bitti. Evet, bitti. Şimdi plaketimizi size takdim etmek üzere rektör danışmanımız Sayın Mehmet Ali Egemen'i buraya davet ediyorum. Şu an kızların en çok ıslandığı kişi. Evet, yakışıklı.